kulak zarının imanla şey olması, gözün imanla şey olması, onun açılması, o pencerelerin insana açılması. Yani ne diyor? Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına çık diyor mesela başka yerde. Orada diyor, burada gördüğünden çok daha büyük bir alem görecek. Aynı kişisin ama cismaniyetten çıkıp da kalp ve ruhun derece-i hayatına geçtiğin an çok farklı bir aleme gitmiş oluyorsun. Yani bunlar çok farklı şeyler yani. Mesela ilk ben uçağa bindiğimde de biraz böyle bir şeyler hissettim. Ya arabayla gidiyorsun, otobüsle gidiyorsun, saatlerce gidiyorsun bir sürü şeyler. Sonra varıyorsun diyelim. Memlekete gidiyorsun, 18 saat gidiyorsun, uçağa biniyorsun, bir şeyin içine giriyorsun, bir saat sonra oradasın. Ya bu bile yani maddiyatta bile çok fark ediyor yani. Ya nereye geldim, nasıl geldim oluyorsun. Şimdi burada da o latife-i Rabbaniye, yani biz şimdi nasıl bir şey tarif ediyoruz biliyor musun? Bilmediğimiz, görmediğimiz şeylere biz kendimizi tarif etmeye çalışıyoruz. Yani bunu yaşayan, hisseden olsa mesela Erhan kardeş gibi ondan sonra, yani hisseden bunu bilenin bunu şey yapması. Yani o latifeler açıldığı zaman ayrı bir pencere açılıyor. Ayrı bir alem açılıyor. Ayrı bir dünya açılıyor. Hakikat görünüyor. Eşyanın hakikati insanda şey oluyor. Evet. Abi yani abin dediği gibi biz mesela geçen bir yerde okumuştum. Hı. 20. sözde bir soru geçiyor. Neden havarık medeniyet Kur'an'da tavsiye detaylı bir şekilde geçmiyor? Hı. Yani biz havarık medeniyeti yani biz eksenli olan işlerin hı, mükemmel olarak görüyoruz. Çiğinin büyük olduğunu düşünün. Üstad Hazretleri cevapta ne diyor? Yani bunların yeri ancak bu olabilir. Neden? Kur'an-ı Kerim'in asıl amacı nedir? Rububiyetinin kemali ve şuunatını. Diğer tarafta kul tarafından ubudiyetin talimi. Yani ubudiyet ve rububiyetin, ubudiyet tarafı var, bir de rububiyet tarafı var. Rububiyet tarafını zaten kemal ve şuunatını düşündüğü zaman yaptığımız işlere yer kalmaz. İşte onu idrak etmek gerek. Onu idrak ettiğin zaman zaten bizim aciz, fakir olduğumuzu görürüz. Zaten az ve farkla da ubudiyetimizi ona şey yaparız. Daha çok anlamaya çalışırız. Yani o havarık-ı medeniyet dediklerini onlar elinin tersiyle etmişler. Belkıs'ın tahtını ışınlanma diyoruz daha gelmemiş. Belkıs'ın tahtını tahtıyla birlikte kendisine celp etmişler.